Yaratılışta Adem zenci miydi? Kısa boylu beyaz tenli ya da sarı tenli çekik gözlü müydü? Sarışı mavi gözlü uzun boylu muydu? Nasıldı acaba ilk Adem? Kimileri okuyor ben anlamadım diyor. Hepsi Sirius'a işaret ediyor. Mu bilinci aslında yaratılışımızda üçüncü gözü temsil ediyor. Bütün izleyicilerinize sorsam kalbin rengi nedir diye. Birçoğu insanın kırmızı diyecektir. Yeşildir ama. Çünkü samanyolu diye bir isim yok. Burada insanlığın tamamı kandırılmıştır. Doğu notası sonsuzlukla tekrar doğu notası sonsuzluğa ulaşmak içindir aslında. Kalp çakrası geçiş kapısıdır. Ve fenafillah makamı böyledir diyor. Öyle çok kolay giremezsin. Sen maddeyi aşmaya niyet ettin. Ondan sonra benim başıma bunlar niye geldi diyorsun. ateşin nefsini nefesi ateşe çeviriyor. Yahu sana daha aynada bakmayı öğretemedim. Aynadan geçmeyi nasıl öğreteyim? Evliyalar sessizlikte konuşurlar. Külli iradeye teslim olduğumuz noktada Ezber Bozan'da bunları anlatmaya çalışıyorum. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün sizleri sırlı bir yolculuğa çıkaracağız. Ve bu sırlı yolculuğun içerisinde yaratılışın sırrından ve ziyadesiyle notalarda gizlenmiş yaşam sırrından birçok konuyu metafizik ve parapsikoloji uzmanı Ercan Han Üşümez'le alacağız. Hoş geldin Ercan. Hoş bulduk sevgili Hakan. Uzun bir zaman sonra tekrar seninle kavuşmak güzel bir şey. Çok güzel dostum. Ne diyeceksin? Şöyle başladım. Sırlı bir yolculuk dedim. Gerçekten sırlar dolusu, sırlarla dolu bir yolculuk olacak. Yaralılışla başlayacağız. Serüstan bahsedeceksin. En önemlisi Mars'ta hacer Esvet Taşı'nın ne ilgisi var onu anlatacaksın. Notalarda yaşamın sırrı gizli. Bundan bahsedeceğiz. Ve benim en çok da merak ettiğim Türk soyunun nerede tescillendi? Eyvallah. Lütfen. Öncelikle e, elbette ki e, yüce yaradana sığınıyorum. Çünkü bunlar sadırdan olan bilgilerdir. Sadırı o kadar e, hani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bağlıyız ki e, sırtımızda, arkamızda Allah'ın o ordularıyla, ilim ordularıyla boş olmadığımız ama kendi bedenimizi ve nefsimizi ve bütün külli iradeye teslim olduğumuz noktada da bunları anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu kısımda senin burada anlattığımız olaylar aslında çok kıymet verici ama elbette ki bunu anlamaya, hayırlı yönde anlamaya Allah idrak etmeyi nasip etsin. Kaldı ki sevgili Hakan, Abdülkadir Geylani Hazretleri Efendimiz kimdir? Bütün... Şu anda 80 milyon ülkemizdeki yaşayan herkesin Abdülkadir Geylani Hazretleri Efendimizin, Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini bilirler. Ve evliyaların boyunları benim ayaklarımın altında. Evliyaların şahı. Her kim ki benim ismimi anarsa bir doğan kuşu olaraktan orada olurum. Menkıbelerinde yazdığı gibi. Bir manası o kadar derin olan bir şey söyleyeceğim ki Burada aslında neler anlatıldığını, ilerideki kuşaklara neler gideceğini idrak etmeye çalışalım. Allah'ı aşamayanlar bizden değildir diyor. Şimdi bunu söyleyen ben değilim. Ama Ezber bozan TV'de sevgili izleyicilerin belki de birçoğunun ilk defa duyduğu ama Abdülkadir Geylani Hazretleri Efendimizin söylediği, onun menkıbesinde geçen Allah'ı aşmak ne demek? Allah'ı aşmak şu. Herkes işine gelen Allah'ı yaratır. Herkes kendi işine gelen Allah'ı yaratırsa o zaman etraf putlarla dolu Allahça dediğimiz çok acayip bir yere bürünür. İşte Kadir Geylani Hazretleri insan zihni şeytanından kendi günahlarını en iyi bilen olaraktan oraya aşmak için ben bu günahı bundan işledim Allah'la benim aramda dediği noktada Allah'ı aşmak dediği şey haşa gerçekten Peygamber Efendimizin inandığı Rabbine değil kendi zihninde oluşturduğu, putlaştırdığı Allah'a aşmaktan bahsediyor. Ama ben burada desem ki, Allah'a aşmayanlar bizden değildir demiştir Abdülkadir Geylani Hazretleri. Yanlış anlayanlar da olacaktır. İşte bu yanlış anlaşılmaya vesile olmadan önce bu başlıktaki saydığınız her şey benden değil, sadırdan, insan ve insan makamındaki mükminlere gelen haber olaraktan ve hakikat ilminde hakikati bilmek için anlatılan şeyler. Yoksa bir heyecan olsun diye Hakan Tunç, Ezber Bozan TV'de kendini göstersin ya da buraya gelen bütün o değerli konuklar kendini göstersinler diye anlatılan şeylerin çok dışında olmayan ama sizin bu değer kattığınız bu platformda anlatılmak için bu zamanı gelmiş hakikatlerin açığa çıkması. Başka hiçbir şey değil. O yüzden bu başlıkların her biri çok kıymetli. Peki nereden başlayalım sevgili Hakan? İlk başlığımız ne olsun Ercan? Yaratılışın sırrıyla başlayalım mı? Yaratılışın sırrıyla başlayalım. Eyvallah. Yaratılışın sırrı. Şimdi insan, insan makamında yaratılışın sırrında Adem ile Havva'dan başlayan bir anlatımla gelmiştir bize. Adem ve Adem'in kaburgasından yaratıldığı söylenen. Oysa ki bizim bu düzlem içerisinde dokuz gezegeni de bahsedersek, birçok Adem ve birçok Havva'dan bu konuda bahsetmiştim burada videolarınızda daha önceki çekimlerde. Şimdi o zaman şöyle düşün sevgili Hakan. Yaratılışta Adem zenci miydi? Yaratılıştaki ilk Adem kısa boylu beyaz tenli ya da sarı tenli çekik gözlü müydü? Yoksa yaratılıştaki ilk Adem sarışı mavi gözlü uzun boylu muydu? Nasıldı acaba ilk Adem? Kafatası düz, işte esmer, siyah saçlı senin benim gibi bir yaratılışta mı vardı? Demek ki bu işin başka başka veçelerinden bahsettiğimiz yerde yaratılışın ilk anlattığım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismindeki Mu kavminin ve Hazreti Nuh'un oğullarından hem soyunda olanların ve aynı zamanda Met kavminin yaşadığı alimlerin dedesine gidip biz Muğlardanız son alimler. Bizler de Hazreti Nuh'un oğlunun hem soyundan son alimleriz. Biz de Met kavminin son alimleriyiz. Bizim taşıdığımız ve Rabbimizin nasip ettiği bu ilmi sen torununun kulağını okursan 18 bin aleme hayırlara vesile olacaktır senin torunun diye müjdelendiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi kulağına onun o sırrı okuduğunda işte her birimizin doğduğunda da yaratılışta hocaların gelip ismimizle ezan okumaları kültürü oradan gelir. Hepimizin kulağına ezan okunmuştur. Hepimizin ismi okunmuştur kulağımıza. İşte yaratılıştaki her bir kısımda bizim yapacağımız veya anlayacağımız olaylar her şeye giriyoruz ya mesela işte ee, Mu kıtasına giriyoruz. Atlantis'e giriyoruz. Efendim Limurya'ya giriyoruz. Farklı farklı ırklara giriyoruz. Acaba Adem onların soyundan mı? Gerçekten biz insanlar onların soyundan mıyız? İşte burada soru işaretleri kızgınlık yaratan Allah'ı e, hiç mi sayıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i? Ama Kur'an-ı Kerim'i okumayı bile bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir Fatiha suresini okuyup Fatiha suresine takılı kalmak değil Rabbimizin bize nasip ettiği. yaratılıştaki sırrı bulmak için Fatiha'yı okuyacaksınız ya da Mülk suresini okuyacaksınız. Sonra elinize kalem kağıt alacaksınız. Sendeki alemde ne uyandırdı onu yazacaksınız. Yoksa kimileri o Kur'an-ı Kerim'i okuyor diyor ki baştan sona diyor Yahudileri kötülüyor diyor. Öyle görüyor çünkü. Kimileri okuyor ben anlamadım diyor. E anlamazsın sen önce ikra edeceğin yerdeki yaratılış sendeki ait olan kısım. Şimdi bu kısımın yaratılışın sırrıyla alakalı geleceğimiz nokta yine Sirius'a geleceğiz. Sirius'la olan bağlantıya. Bütün yollar Sirius'a çıkıyor değil mi? Dünya bütün yollar, e, bütün medeniyetlerde ve bütün kaynaklarda e, Sümerlerde olmak üzere, Tibetlerde olmak üzere, işte bize bırakılan bütün geçmişteki kaynaklar, Mısır'daki geografi yazıları da dahil olmak üzere hepsi Sirius'a işaret ediyor. Ve e, Sirius'taki o işaret ettiği noktalar o kadar derin noktalar elbette ki. Ama bizdeki açılımlar, bizdeki yapılar olaraktan 72 mühür, 72 fırka 72 bin sırrı barındıran ve tasavvufta bunları bilen bilir. Hani e, Allah'ın dediği bir şey var. Diyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur, bir olur mu? E tabii ki olmaz. Ama Sirius'un da rakamsal değeri kaç biliyor musun? Kaç? 72. 72, Şimdi... 72 alemi temsil <laughs> Şimdi bu yaratılışın içine bir de 33 omurgayı koyarsak, omurgamızın adı da 33, e şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dersek. Yani bir kadın, yaratılışı farklı bir varlık, bir de Adem yaratılışı, erkek eril dediğimiz Rahman. Şimdi 233'ü de hesapladığın zaman 66 yapar. Yani buradaki sistemi doğru okuduğunuz zaman Mu bilinci aslında yaratılışımızda üçüncü gözü temsil ediyor. Mu biz her birimiz bir avuç insanız aslında. Ve dünyadaki farklı veçelerde bakıldığında farklı ırklara herkes bizim gibi düşünmüyor ki Peygamber Efendimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öyle bir zaman gelecek ki camiler hınca hınç olsa da dünyada bir avuç Müslüman olacak. Mükmin Müslümandan bahsediyor. Şimdi buradaki üçüncü göz merkezi Mu bilincinde dediğimiz zaman Atlantis ise ikinci yani öfkeyi temsil eden beyin yapımızdaki reptilian kompleksi temsil ediyor. Yani yıkıcı, Atlan seher birimiz ne diyebiliyoruz? Daha çok savaşçı, daha çok yıkıcı, daha evet. çok bölücü olaraktan bahsediyoruz. Mu için ne diyoruz? Telepatik yetenekleri kuvvetli, duru görü yetenekleri kuvvetli. Aynı öyle. Ama evet. işte sevgili Hakan senin üçüncü göz gözlüğü, diye gönül gözümüz aslında mu bilincidir şu anda bize miras olarak bırakılan Reptilian kompleksi yıkıcı dediğimiz bugün dünya Atlantisi üzerindeki atlantis'e temsil ediyor. Bizim 16 katmanımız var çünkü sıradan sadece etten kemikten değiliz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile diyor ki siz kalbi sadece etten bir parçam olduğunu zannedersiniz. Kaldı ki bugün bütün izleyicilerinize sorsam. Arada tıp okumuş doktorlara da sorsam kalbin rengi nedir diye. Birçoğu insanın kırmızı diyecektir. Yeşildir ama. Yeşildir ama. Peki Dördüncü semavi kapı dediğimiz kalp çakrası ne renktir? Yeşildir. Yani buradaki döngüler aslında iç içe veçeler o kadar güzel bir şekilde anlatımlarla girmiş ki. Ama bazı bilgilerde eksik kalınca zihin devreye giriyor. Zihni şeytan devreye giriyor. Hmm, bu niye böyle böyle bir şey söyledi? Hayır öyle değil o. Yedi çakradan bahsetmek lazım. Böyle yapmak lazım. Halbuki Rab sonsuz bilinçaltıda 0-1'dir. Ve aslında 0-1'i bulan da şu anda ismi aklıma gelmedi ama e, ...Arabistan'da yani o bölgede İran, Arabistan bölgesinde yaşamış ünlü bir e, matematikçidir. 01 dünyada ilk defa o bulmuştur. Ve 01 ile de bugün bütün bilgisayarlar, bütün telefonlar, bütün o e, bizim kullandığımız Dişler her şey yazılımlar. dijital yazılımların hepsi 01 ile yazılır. İşte bak bulunduğu toprağa bak. Leyhatlı üzerinde. Kod bilgisinin, kod bilgisinin olduğu yer. Ama ben ne diyorum? Sonsuz bilinçaltını temsil eder yaratılışta ve rap boyutudur diyorum. 01. Zaten bütün tarihlerde hani bir yeni başlangıçtır, 11 yeni başlangıçları temsil eder gibi uğraşan kişiler de bunları çok iyi bilirler. Ama ayın biri bugün. Her şeyin yeni başlangıcı. Ya düşünmek bile bakın. Düşünce. Bak düşünce. Düşme eğilimi. Düş. Düş nedir abi? Hayaldir. Düşünce de maddeye gelmiş olan bir şeydir. Sen düşlemezsen Düşünce dediğimiz sistemde madde alemine girmez bu sıfatlar. Bundan dolayı bu yaratılışın içerisindeki Sivas e, önemli bir yer Çünkü e, Luvilerin e, yaşadığı bir merkezdi. O zaman Sivas yoktu ki. Yani Sivas diye biz adlandırıyoruz. Tıpkı Marduk'un Mardin'de yaşadığı gibi. Aslında Mardin ismi de Marduk'tan gelir. Marduk kim? Sümerleri yıkan, e, Sümer tanrısı diye geçen kralın oğullarından bir tanesi. Ama Enkin'in oğlu. Enkin'in oğlu. Kim şeytan? E i̇şte diyorum ya ama şeytan o zamanki şeytan. Şimdi bir felsefe yapıp Mardinlilerin hepsi Mardukludur diye bir cümle kurulanmak veya öyle düşünmek olur mu? Böyle düşünürsek çok şeytani bir düşünce ortaya çıkarmış oluruz. Bizim bahsettiğimiz on binlerce yıl öncesinde yaşanmış bir soyun bu topraklarda yaşadığı yerde o zaman daha Kur'an-ı Kerim yok, o zaman da dini inançlarımız kalıplarımız hiçbir şeyimiz yok. Yani bunları bu Anadolu topraklarında yaptığımız her bir adılım, atılım ve her bir sırrın açığa çıkarılması sanki Müslümanların o dönemde yaşıyormuşçasına algılamamak lazım. Bugün met uygarlığı dediğimiz zaman met uygarlığı Müslüman değildi ki. O zaman kelime-i şehadet getirmemişlerdi ki. Ama bak dikkat et met uygarlığının son alimleri gidip Peygamber Efendimizin dedesine bir sır bırakıyorlar. Hmm. Ama onlar Müslüman değil. Bir ritüelden bahsediyorlar. Aynen öyle. De Aynen öyle. Bunu yapmanı istiyoruz çünkü bu bir müjde diyorlar. Bu bir müjde diyorlar. Aynen bakayım mesela sen burada tabii bu işin profesörü olaraktan algıladığın sistemde doğru algılıyorsun. Ama ben sevgili izleyicilerden bu tür videoları dinlerlerken kimliklerini bir kenara bırakıp e, ata erkillerinin atalarının onlara öğrettiklerini sınırlarını aşmalarını isterim. Çünkü Allah Teala bile diyor ki Rabbim hadi gelsin sizi atalarınız kurtarsın diyor bakayım şimdi diyor. Ya. Yani şimdi bu sistemde de bu senin değerli platformunda öyle bir dinlesinler. Yani kimden neyden oldukları önemli değil. Önemli olan insan makamında dinleyip insanca yorumlayıp insanca bunu ben kabul ediyorum etmiyorum anlamında araştırsınlar. Özgür bir idrak Özgür bir idrak. Diyorsun. Aynen öyle. Özgür bir idrak. Şimdi bu yaratılışta Elbette ki bu sırrı verdiğimiz zaman hepsi bütün başlıklarının birbiriyle bağlantılı olan yerde. Bugün musiki şinasların, musikiyle uğraşanların... ...benim daha önceki programların içerisinde bu kadar derin anlatmadığım bir yaratılıştaki bir konuyu değindiğim zaman... ...yani daha önceden ilk sizin ekranlarda bunu söylemiştim. Hiçbir televizyon ekranında, hiçbir YouTube kanalında bu açıklanmadı. Bu ben buldum ben buldum değil... Ya sırrı açıklamak bize nasip olduysa ikimize burada biz açıklıyoruz. Vav ve Elif'ten açıklamıştım. Vav'ın işaretini çizip bir de Elif'i gösterdiğimde. Elif'le Vav'ı çizdiğim zaman sol notasını elde etmiştim demiştim. Yani oraya da geleceğiz notalardaki yaratılış. İşte yaratılışta olan bağlantısını söylüyorum şimdi evet. sevgili Hakan. Yani bu kısımdaki bu e, yer o kadar önemli. Yani sadece bu kısmını söylüyorum. Şimdi demek ki ee, hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Ayrı olmayan bir sistemi ben nasıl bölüp parçalayabilirim? Yani burada bir uygarlık yaşamış ve bu uygarlığın içerisinde daha kelime-i şehadet söylenmemiş, daha Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya üzerine bir bedensel olaraktan gelmemiş ee, ve ondan öncesindeki... 600 sene öncesinde yaşamış olan peygamberler, işte Hazreti İsa ve onun öncesinde yaşamış olan bütün peygamberler farklı bir yerden gelmiş ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan önce yaşamış Hazreti İbrahim'in ben buradaki ilk videosunu anlattığım zaman Urfa'da yaşadığını herkes biliyor. E şimdi o kısımda başladığımız zaman şunu mu söyledik? Hani Urfa'nın sırrı, yedi sır mim çağı, ilk Kabe Urfa'da dediğim zaman şimdiki Müslümanlığın algısıyla Suudi Arabistan'daki şu andaki Kabe'nin olduğu yer hep orada mıydı? Ya tarih araştırın. Daha şu anda Suudi Arabistan'daki Kabe'deki o zamanki Abbasilerin o Hacur-u taşını söküp 40 yıl başka yerde gidip Kabe kurdular. Bu demek değildir ki orada, orada, orada öbür tarafta kurulmayacak diye bir şey yok. Herkes bir şeyin peşindeydi o zaman. Ama bugün Kabe dediğim zaman, Kibele dediğim zaman Urfa'da Nemrut'un yaptırdığı o mabedi düşün, mabedi. Ben size öyle resimler vereceğim ki hepsi bende hazır. Kâbe'nin ilk resimlerini vereceğim. O ilk resimleri verdiğim zaman yayınladığınız zaman lütfen yayınlayın. Orada Kâbe'nin şu senin odan kadar olan yer olduğunu da anlayacaksın. Tavanı bile bu kadar. Yani çok güzel resimler ama kimse de olmayan resimler bunlar. Şimdi bunlar hep araştırmayla çıkıyor. Ama Urfa şu anda Kâbe'nin merkezi mi? Hayır. Ama o dönemde Urfalılar yaşamıyordu ki orada. Başka bir medeniyet yaşıyordu orada. Nemrut'un halkı yaşıyordu. Hazreti İbrahim de oradaydı. Gelip putları yıktı. Ve Hacı Lesvet de orada onun elindeydi. Çünkü Hacı Lesvet, sırrını anlatacağım biraz sonra. Neden oradaydı onu da duyacaklar insanlar. Ve nasıl Mars'ta bağlantısı var? Biz Müslümanlar nasıl biliyoruz bunu? Melekler getirdi. Melekler cennetten o taşı getirdi. Şimdi bunu eğer bilirsek Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben düşünesiniz diye size akıl verdim. Ya her şeyi baştan bize verseydi o zaman bu dünyanın ne anlamı kalırdı? Biz araştırmazsak, biz konuşmazsak, benim üzerimdeki bilginin üzerine daha da gidecek ve daha gerçeğini ortaya çıkaracak insanlar çıkmazsa bu dünyanın ne anlamı kalır? O zaman herkes sussun. Daha namazın bile neden elini buraya koyduğunu, neden göbek deliğini koyduğunu, neden kadınların göğsünü koyduğunu bilmezsek. Bunlar rastgele hareketler değil. Bunları itirak etmezsek hiçbir şey anlamayız. O yüzden bu anlatacağım konular son derece inanılmaz derece önem taşıyor. Şimdi e, bu Elif ve Vavla ilgili olan sırrın bu kısımda şeye gireyim mi? E, notaların olduğu kısma gireyim mi? Lütfen. İster lütfen. Lütfen misiniz böyle bir notaların, şey? Notaların e, notalardaki gizli yaşam sırrından Yaşam sırrı. İşte burada yaratılışa bağlayacağım yer ve bizim çok etkilendiğimiz bir olay. Evet. Burada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do ile başlayıp do ile bitiyor. Yani haydan gelen hu'ya gider. Ve lütfen burası çok önemli. 7 tane notanın çizgisi vardır. 7 tane notanın çizgisine baktığınız zaman ve bu notaları bastığınız zaman do, re, mi, fa, sol, la, si, do bir notayı dikkatinizi çekeceğim. Si notası. Si notası ortasında çizgisi vardır. Bakın C notasının ortasında çizgisi vardır ve dışarıda taşar. Yani bir tek başına bir beyaz kağıda C'yi çizsem yuvarlak ve dışına taşmış ortaya böyle bir çizgi çekerim. Yani satründür. Öyle mi? Her bir nota aslında bir gezegen. Gezegen ve temsil sonsuzluğu eder temsil, temsil eder. Tabii ki öyle. Ve burada aynı zamanda şimdi Sirius'ta olan C notasının bağlantısıyla beraber Do notası bakın haydan gelen huya gider deriz ya. Hı hı. Bu çok önemli bir şeydir. Do ile başlar nota, do ile biter. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, do ile başlayıp da yani haydan gelen huya gider. Do ile başladı, doya gidersin. Ve yedi tane, yedi gök semayı temsil eden yedi tane çizgi çizersin. Tamam mı? Beş tane çizgi çizersin. Ve oraya sus, es, geçiş kodlarını Fa notasını da yazarsın. Sol notasını da anahtarını da yazarsın. Fa anahtarını da yazarsın. Ve oraya o notalara baktığın zaman bakın Do notası sonsuzluğu temsil eder. Tamam mı? Sonsuzluk. Re notası ayı temsil eder. Mi notası dünyayı temsil eder. Mi notası. Fa notası gezegenleri temsil eder sevgili Hakan. Sol notası güneşi temsil eder. Zaten sol Dediğimiz zaman güneşle alakalıdır. Zaten Solomon'dan hatırla. La notası samanyolunu temsil eder. Aslında burada duracağım. Çünkü samanyolu diye bir isim yok. Burada insanlığın tamamı kandırılmıştır. Samanyolu ne demek abi? Eski kayıtların birçoğunu kelimelerde en ufak bir oynamada e, çevirirken. Eski e, işte... Arami, İbrani kelimeleri çevirirken aslında saman değil, zaman. Ve onun ismi zaman yolculuğudur, zaman yolu. Hangi nota temsil ediyor onu? La. Peki la ile başlayan şeyi söyleyeyim sana. Telefonların eski gitar çalanlar bilir kulaklarını koyarlar, oradan la notası alırlar ve la notasını e, gitarla düzeltirler. Ama aynı zamanda la ilahe illallah yani la notası sır barındırır ve zaman yoludur. Zaman yolunu temsil etmez. Si notası bahsettiğim yerde bütün galaksi. Peki si notasını neyle bağlanmıştım ben? Satürn'le. Ortasında çizgi geçiyor demiştim ya. Peki bütün astrolojide Satürn ne diye geçer? Tanrısal boyut gezegeni. Bütün ekonomi ve bütün ekonomiyle uğraşan dünya bazındaki finans merkezlerinin önünde hangi gezegen vardır? Satürn gezegeni abi, vardır. Kadersel bütün kadersel değişimlerden, bütün değişimlerden sorumludur. sorumludur. Bakın, bunlar önemli şeyler. Terbiyeden patrondur. Terbiyeden patrondur derler, tamam mı? Astro, hani astrolojiyle uğraşan bütün güzel kardeşlerimiz hepsini bunu evet. açıklıyorlar zaten. Ama bak bütün galaksiye etkiler. Yani bizler aslında doğduğumuzda bir bebek dünyaya geldiğinde sesi 1 milyona bölünür sevgili Hakan. 1 milyona ses frekansları bakın titreşim, frekans ve dalga boyutu. 3 6 9 lan sınırlandır bunu şu anda kapat önünü. 3 6 9'u ve bütün gezegenlere o sesler ulaşır. Tamam mı? 12 yaşına kadar onlar orada işlenir. Nakkaş gibi. Gezegenlerin o titreşimleriyle, yazılımlarıyla. 12 yaşından sonra o yazılımlar artık etki etmeye başlar. Eskiden büyütüldüğü zaman dedelerimiz ne derdi? Oğlum, kızım sen daha çocuksun. Herhangi bir şey tesir etmez sana. 12 yaşına kadar sorumluluğun yoktur. 12 yaşından itibaren artık günah ve sevabın işlenmeye başlar. Sağındaki ve solundaki melekler yazmaya başlar. 12 yaşına kadar sana günah yoktur der. Bak aslında Anadolu geleneklerinde bunlar zaten kelam olarak söylenen şeyler. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazmıyor. 12 yaşına kadar sen böyle muafsın. 12 yaşından itibaren içerisindesin. Yasak ve günah ve sevapların yazılımındasın. Ama bak burayla bağlı 1 milyona bölünen bir ses frekansı bütün gezegenlere ulaştıktan sonra 1 milyona bölünüp o gezegenlerdeki tüm yazılımlar işte Hakan Tunç, Ercan Han Üşümez gibi kişilerin karakterlerini etkileyecek frekans boyutunda dalga boyutu getirir. Şimdi diyeceksin ki Ercan çok anlamı, anlamak için e, izleyicilerin bu titreşim, frekans ve dalga boyutu diyorsun bu nasıl oluyor? Abi çok basit bir örnek vereyim sevgili Hakan. Evet. Okyanustaki o büyük dalgaları düşün. Hı hı. Onlar sessizdir böyle akarlar değil mi? Ama ne olur? Onlar bir titreşimden ve frekans boyutuna get, get, gelir. Ama kıyıya vurdukları zaman ne duyarsın? Diye bir ses duyarsın. O dalga boyutu artık maddeye vurmuştur. Kıyıya vurmuştur. İşte gezegenlerde 12 yaşından sonra bizi etki altına alan bütün sistemin yazılımının yaratılıştaki yeri bu C notası bütün galaksiyi etkilediği noktada sonunda işte bunları açtığımız zaman yani 7 tekamül kapısındaki sırrı, 7 nefs mertebesini, 7 çakra dediğimiz sistemi açtığımız zaman tekrar sonsuzluk neyle başlamıştık? Doğu notası sonsuzlukla. Tekrar doğu notası sonsuzluğa ulaşmak içindir aslında. Her nefis bir gün ölümü tadacaktır. Ölecektir demiyor. Zaten hani senin bu program haricinde söylediğim bir kelime değildi bu e, aşıklar ölmez imiş. Ölen hayvan imiş. Yunus Emre Hazretleri'nin sözü. Yani burada hayvansal boyuta aşmamız lazım. Kavga, gürültü, kıskançlık, hasetliği açtıktan sonra doğuya ulaşırsın. Şimdi her bir nota. Bakın bunu e, hiçbir yerde izleyicilerin bulamaz. Bunlar benim e, ileride şu anda telif haklarını aldığım kitabımda yazdıklarım ama ilk defa senin programında okumak istiyorum lütfen. Bunlar benim aldığım notlar içerisinde bunu iyi dinlesinler, iyi idrak etsinler, not alsınlar. Bunları almamın ve yazmamın nedeni de senin e, bu programına kıymet veriyorum. Normalde gerçekten bu böyle gizli kapaklı geceleri kalkıp yazdığım öğretiler. Her bir nota, bir aleme, fihi mafi ne varsa içinde var tekamül eden bir sistemdedir. Elif ve Vav'dır aslında anahtar. Taç dediğimiz taş çakra, üçüncü göz ve boğaz çakrası semavi çakradır. Bakın taç, üçüncü göz ve kalp çakrası. Semavi kapı ne demek? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani Hazreti Ali Kerem Allah ve Efendimizle bir çöle gitmişti de bir yere kapı çaldılar içeride kimdir o dediği yer. Ben Allah'ın Resulüyüm biz öyle birini tanımayız. Bir daha çaldığında ben Allah'ın peygamberiyim dediğinde yine biz öyle birini tanımayız dediğinde ben fakirlerin, yoksulların, acizlerin, Allah'ın kullarından Muhammed dediğinde sallallahu aleyhi ve sellem kapı öyle açıldı. Açanlar da 17'si kadın derler. Bak dikkat et. 17'si kadın, 22'si erkek. Ve 39'a tekamül eder burası. 39. Kırkıncısı kimdir? Peygamber Efendimiz'dir. Kabul edilmiştir oraya. Hani haşa. Ama oradaki bak kimliğini bırakıyor giriyor içeri. Dikkat et Hakan lütfen. Ve kimli Kırklar Meclisi, Kırklar oradan gelir. Kırkların kapısıdır orası. Sırlı kapıdır. İşte bu o kadar önemlidir ki benim için. İşte taç, üçüncü göz ve boğaz çakrası, semavi çakradır dediğim kapıyı çalıp öyle rastgele giremezsin içeri. Ama onun haricinde Mide çakrası, solar plexus dediymiş. bak sol notası demiştim ve solar plexus diye adı var bak. Güneş çakrası derler ya ona, güneşi temsil eder. Sakral çakra ve kök çakra dediğimiz yer madde boyutudur. Yani bizim maddesel boyutumuzdur. Bu cehennemimizdir aslında. Bizim hazmedemediğimiz duygular, dünyadan zevk almaya çalıştığımız yer, köklenmeye çalıştığımız yer. Bizim takılı kaldığımız yer burasıdır. Aşağıdaki çıkamadığımız o nefs mertebelerindeki çakralardır. Ama semavi kapıya sevgili Hakan ben gideceğim ha? kapıyı çalacağım. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biz bilmeyiz dedikleri yerde beni nasıl alırlar abi içeri? Demek ki aşmam gerekiyor. İşte Taç, Maddeyi açman gerekiyor. Titrini kapıda bırakman gerekiyor. Aynen öyle. Taç, üçüncü göz boğaz semavi çakradır. Kalp çakrası geçiş kapısıdır. Yani bütün geçiş kapısı o yeşil kapıdan yapılır. Türbe rengi yeşildir. E, türbenin haricinde o mabetlere gidildiği zaman örtülerin hepsi yeşildir. Yani yeşilin önemi çok güzeldir. Konya'daki sırları senin burada açıkladığımda oradaki türbenin ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin oraya bıraktığı en güzel o duyguyu baktığın yer yeşil türbedir. Onun da rengi yeşildir. Aslında doğanın tüm rengi yeşildir. Geçiş kapısı sevgidir. Sevginin de aslında rengi kırmızı değil, yeşildir. Sevgi. İşte bakın burada kalp çakrası geçiş kapısıdır dedim ya sevgili Hakan. Solar plexus, sakral ve kök dünya maddesi dediğim cehennemliğimiz. Kökten sakrala, solar plexusa geçiş yapılır. Biz aslında burada oyalanıyoruz. Yani takılıp kalıyor kalıyoruz orlarda. Sonradan diyoruz ki ya niye ben aslında bunları aşmıştım niye tekrar geldi? Çünkü kalbe ulaşmak çok zordur. Aşamazsan sil baştan aşamazsan, tekrar ediyorsun. hep şimdi. tekrarlatıyor seni. Hep tekrarlatıyor. Çünkü ne dedim ben? Do, re, mi, fa, sola, si, do. Do ile başlayan do'ya gider. Si notasını e, burada satürnle olan ilişkisi ve bütün gezegenler galaksiye etki eden dediğim yerde. Allah aşkına 1 milyona bölündü dedim ses. 12 yaşına kadar muafiyetten bahsettim. 1 milyona bölünen çocuğun bebeğin sesi ağladığı o güzel sesi düşün bütün gezegenlere gidiyor ve yazılım orada başlıyor yazıyor 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 12 yaşından itibaren dünya zaman dilimine göre sisteme geliyor ve 12 yaşından sonra artık sorumlu oluyorsun. Şimdi kökten sakrala suraplex'e geçişte do re mi do re mi nedir? Dünya sonsuzluk ay ile aşılır. Dünyada yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Sonsuzluğun içinde olduğunu inanıyor musun sevgili Hakan? Evet. Ayın etkileri, tutulmaları inanıyor muyuz? Evet. Demek ki bak kök sakral ve solar plexusu en çok etkileyen dünya sonsuzluk ay ile aşılması bundan dolayı senin buraya gelen değerli o astrologların işte bunu yapın, şöyle zikir çekin, böyle dua edin, o günü aşmak için dediği noktaları kolay aşmamızı sağlayan noktaları söylemeye çalışıyorlar. Yani dünyanın derdini aşmak, sonsuzluğu bırakıp anda kalmak, ayın tüm evrelerindeki bize bıraktığı etkileri bunlarla aşın. İşte Mülk Suresi okuyun, işte şu zikri çekin evet, dedikleri yer. Evet özellikle güçlü metin mesela o günlere dair mesela çok güzel e, Kesinlikle. zikirler öneriyor. Aynen öyle. Dikkate almaya çalışıyorum i̇şte, ben. İşte bakın kökten sakrala solar plexus'a do re mi notadaki yeri. Hı hı. Dünya sonsuzluk ay. Bu geçiş güçlendiği zaman hani kitabımda yazdım. Bakın bu geçiş bu arada bunu söyleyeyim. Ee, bu kitap bittiği zaman zaten seninle İnşallah Allah'ın izniyle Ezber bozan, ezber yayınları bozan yayınları itibaren çıkacak. Hmm, tabii. Bu geçiş güçlendiği zaman müjdesini de verelim. Aslında sıkıştıralım Ercan'ı. <laughs> Çünkü Ercan yarısını yazdı arkadaşlar. Geri kalan yarısı için hem zamana hem biraz da e, iteklemeye ihtiyaç var. Eyvallah. Eylül'e kesin sözünü verelim mi? İnşallah. De. Niye vermeyelim? Tabii evet. ki verelim. Evet. <laughs> bu geçiş güçlendiği zaman kalp kapısına gelirsin. Çok şükür. Burası ise ne biliyor musun? Fena fillah. Bu kalp kapısına geldiğin zaman fenafillah başlangıcı bir de ve yakıcıdır, bayıltıcıdır, aşk ateşidir. Nefesini keser. Evet, bakın bir daha tekrarlayacağım. Bu geçiş güçlendiği zaman hani solar plexus ve dünya sonsuzluk aile ilişkili kök, solar plexus ve sakral artık güçlendin dünyaya karşı, maddeye karşı. Sonra nereye geldin? Bu kalp kapısına geldin. Bu kalp kapısındaki semavi çakrık geçiş kapısı dediğim yer ise buranın adı da fena fillah makamı. Ne yapıyormuş burası? Başlangıçmış ve yakıcıdır, bayıltıcıdır, aşk ateşidir. Kapının gelişine bak. Abi kim ister bayıltıcı olan, yıkıcı olan, aşk ateşiyle yanan? Yine kim ister? Daha girerken para, girerken pa param parçasın. İşte burası da sol. Bakın dikkat edin. Sol neyi temsil ediyordu? Güneşi. Solar plexus. Sol, la. La neyi temsil ediyordu? La ilahe illallah. La aslında birçok şeyin başlangıcı. Si da var. Yani yakıcı olan yer, bütün tanrısal boyutların konuşlandığı ne demiştim si için? Satürn demiştim. Bakın bu kapılar o kadar ağır ki diyor. Seni yakar, bayıltır, aşk ateşin içinde. Bitaap olursun diyor ve fenafillah makamı böyledir diyor öyle çok kolay giremezsin. Şimdi buranın peki temsiline zaman yolu hani zaman yolu değil zaman yolu güneş ve bütün galaksi. Şimdi burayı da diyelim bir Allah'ın izniyle aşıldığını düşün. Buraya aşan ise Neyi aşabiliyor musun sevgili Hakan? Herkes neyi aşmak istiyor? Duru gözüyle maddeyi aşmak istiyor. Maddenin üstüne geçmek istiyor. Zaten diyor ki sana eğer bu fenafillah makamında yanarsan yakıcıdır diyor. Bayıltıcıdır en hafifi. Aynı zamanda aşk ateşidir diyor bu semavi kapı, bu kalp kapısı, bu kalp çakrası semavi döngüde semavi kapıda. Buraya aşan maddeyi aşar diyor. Demek ki her birimiz bu maddeyi aşmak için yaratılışımızdaki gerçek hakikatte bu kalp kapısında <laughs> çok sıkıldım, çok kötü oldum, şöyle oldum, başıma bu dertler geldi, bunlar oldu, bunlar yıkıldı, şunlar oldu, bunlar oldu, arkamdan onlar bunlar dediğin yerler aslında tam da yıkıcı yer, bayıltıcı yer, bunaldım, paranın içinde değilim, bu kadar para kaybettim, insanlar beni kandırdı, niye hep bunlar benim başıma geliyor diye zaten sen talep etmişsin Allah'ım bu maddeyi aşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasıydı. Rabbim bana eşyanın hakikatini göster. Ya maddeyi aşmak isteyen duayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzına alıyor bu kelimeyi. Şimdi insanların ağzında. Hakan'cığım ben artık dünyayı aşmak istiyorum. Maddeyi aşmak istiyorum diyor. Dediği yer dedi. Sınava sokuyor işte kendini. Diyor ki Semavi Kap bu kişi, bu kadın, bu yaratılışta, bu insan, bu adam açtı. Kapımı çaldı diyor kalp. Niyet ettin çünkü. Niyet ettin çünkü. Şimdi oraya geldin. Buraya aşmayı, sen maddeyi aşmaya niyet ettin. Ondan sonra benim başıma bunlar niye geldi diyorsun. Demeyeceksin. Ama sen istedin. Evet işte sen istedin. İşte bu etki bak. Samanyolu, güneş, bütün galaksi. Sol, la, si. Sol güneşti de dedim. La ilahe illallah dediğim yer la notasından bahsettim. Si, satrünit. Hepsi yakıcı, yıkıcı. E şimdi yıkıcı, bayıltıcı aşk ateşini sen talep ettiysen bunlara katlanacaksın. Sonra buraya aşan maddeyi aşıyor. Maddeyi aşana ne oluyor? Ateşi nefsini, bakın ateşten olan nefsini, kızgınlıklarımız, öfkelerimiz, söylediklerimiz, vay şunlar dediklerimizi, ateşi nefsini, nefesi ateşe çeviriyor. Yani artık her kelamı güzel oluyor. Ama bu demek değildir ki, hani Şems-i Tebriz Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Yahu sana da aynada bakmayı öğretemedim, aynadan geçmeyi nasıl öğreteyim? Şimdi Kısacası dil konuşmuyor artık, yürek konuşuyor. Yürek konuşuyor evet. sevgili Hakan. Şimdi buradan o kitaptan kısa bir yer kaldı. Burada derin bir inziva ve sessizlik başlıyor Hakan. Kelam seslendiği zaman kelam insana seslendiği zaman kapıdan yukarı doğru çıkarsın. Aşağı inmezsin. Merdivenlerden yukarı çıkarsın. Bak kalp kapısından girdin. Kelama geldin. Kelam neresi? Kelam edilen yer boğaz çakrasıdır. Buradan kelam gelir. Burada ses tellerinin arkasında rap telleri vardır. Sırlıdır orası. İşte bazı hocalarımız öyle sadırdan okurlar ki o derinlikte cennetten çıkma ses gibi gelir insana ve insanı alır götürür. Şimdi burada kelam seslendiği zaman kapıdan yukarı çıkarsın dediğim yerde boğaz, üçüncü göz ve taca uğraşırsın. Yani boğaz çakrası, üçüncü göz ve taca ulaştığın zaman semavi çakralar çarkı feleğini döndürmeye başlıyor o sırada. Çarkı felek nedir? Çarkı felek aslında svastikadır. Yani herkesin o çok merak ettiği svastika aslında gerçek ismi çarkı feleğin döndüğü yerdir. Çarkı felek neyle aslında karşımıza hep çıktı? Sanki kötüymüş gibi Hitler'in gamalı haçıymış gibi çıktı Svastika. değil ama şimdi. Mesela Muğ'dan gelen yüzlerce sembol var. Muğ'dan gelen sembollerin arasında bizim Triskele de var. O da, öyle. Ay, o da bir çarkı Swast felektir. O da bir çarkı felektir. Svastika'nın birebir aynısıdır. Orada da mesela doğum yaşam Aynen temsil eden öyle. E, genç kızı, e, kadını ve ihtiyar bilge kadını Aynen temsil eder. Yani e, zaten e, bunlar dünyada şey bunları... Işte ama kullanan şeytani sistem zaten ne kadar rahmani e, sembol varsa bunları şeytanileştirip yok etmek adına bugüne kadar bilinçli şekilde e, Tabii tabii, tabii. bilinçli şekilde yapılmış işte. bunlar tabii. yani. Aa, biz Aslında burayı aşmaya kast edilmiş kast edilmiş işte. işte Kastedilmiş kast kast. ve insanların kafası karıştırılmış. Bakın ne dedim? Boğaz, üçüncü göz ve taç kelamın kapısına gelip yukarı çıkmaya başlıyorsun artık. Kelam artık sana ait değil. Orada sadırdan yukarı doğru, merdivenden yukarı doğru çıkıyorsun. Üçüncü göze geldin. Yani gönül gözünün olduğu, epifiz besin olduğu yere geldin. Taca çıktın. Semavi çakralarda çarkı feleğini yani svastikayı döndürmeye başladığı zaman dönen fena halin oluyor. Hani fena fillah makamı demiştim ya. Hı hı. Dönen senin fena halin oluyor. Orası ne biliyor musun? Do, do, do. Yani sonsuzluk. Üç tane sonsuzluk. Yani orası artık Rab boyut oluyor. Artık sen bedeni maddeyi aştın. Artık oradan sen artık kendi etin kemiğinin üzerine geçtin. Artık Halacı Mansur'un şu pamukları alıveririz, şuradan dikiveririz dediği yerde orada duran bir Yahudinin ağzı açık kalıyor. Ona iş veren kişinin de ağzı açık kalıyor. Çünkü bir tek farkında olmayan kişi Halacı Mansur Pamukları diyor ki kızmayın efendim onları alırız. Buradan da bunları dikeriz diyor. Söylediği anda her şey havalanıyor. Her şey dikiliyor. Zaten halacı mansur kelimesine oradan geldiğini biliyoruz. Halaç. Hani pamuğu halaçlamaktan evet. gelir. O mucizeyi yaşıyor ama bilmeyen kim? Halacı Mansur. İşte burada do, do, do notasını vurduğunuz yer, sonsuzluğu temsil ettiği yer artık rap boyutudur. Kelamların artık rapça çıkmaya başlar. Artık söylemlerin rapça çıkmaya başlar. Ki iyi hatırla evliyalar sessizlikte konuşurlar. Bir kelamları çünkü e, alemi etkiler. Onlar hayra konuşurlar, hayırsızlığa konuşmazlar. Sonrasında buradaki namiyi bozan ise dikkat et daha aşmışım burayı kalp semavısını. Burayı bir de gelmişsin. Bak buradaki çok önemli güzel dostum. Buradaki namiyi bozan üçüncü göz ile taç arasında, üçüncü göz ile taç arasında es kodu var. Müzikte ne vardır? Notalarda S kodu vardır. Buradaki doğuya ulaşmaya engel olan S kodu gibi ne devreye girer biliyor musun? Reptilian kompleks. Ee, burada bir film ismi vermiş olmam hatalı olur mu? Bir yabancı bir film. Lütfen lütfen. Ee, beşinci Dalga diye bir film var. O Beşinci Dalga'da insanı insana kırdırıyorlar. Ama orada yerleşmiş olan bir varlığı gösteriyorlar. Bak tam burası Hakan. Sinüslerin boşluklarının olduğu yere bir varlık koyuyorlar tam buraya. O varlık tam üçüncü gözün orada oturuyor bu filmde. Ve insanların şuurlarını kaybettiriyor. İşte reptilyan kompleks dediğimiz yer tam da orası. Peki burayı nasıl aşıyorsun? İşte o filmde sözde o varlıkları öldürmek için yetiştirdikleri genç nesiller e, taktıkları gözlükle o varlıkları görüyorlar. Aslında insana insana kırdırıyorlar o filmde. Beşinci dalga diye filmde. Acayip bir şey. Şimdi tam da benim bu konularımın içerisinde karşıma bu filmin çıkması bile bir ilginç. O reptilian kompleksi gösteriyor burada. İşaret filmde diyorsun. işaret. Cidden öyle. Ve bak burayı nasıl aşıyorsun? İşte bu reptilian kompleksi aşarsan üçüncü göz açılır. Rab boyutundaki taç çakra dediğimiz ilahi bağlantıya bıngıldağa ulaşıyorsun. O da Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu ne nedir biliyor musun? İhlas Suresi. DNA'larıyla oynanmış insan eskisine dönmeye çalışıyor. Aynen Aslında öyle. Özüne Aynen çalışır. öyle. Aynen öyle sevgili Hakan. İhlas'ın içindeki sır ne? Buradaki do re mi fa sol Do da bu müzik sistemindeki beşli çizgideki o sol anahtarındaki vav ve elifi eğer idrak edersen neden titreşim frekans ve dalga ile şu anda oynanıp bütün dünyadaki yapılan müzikleri neden 440'ta dinlemeyin dediğimizi anlarsınız. Aslında doğanın sesi 440 değildir ama bize öğretilen ve bizim bütün dinletilen bütün sistem 440 üzerinden ne, yapılır. Küresel nizam 70'lerden beri dayatmıştır. Aynen. aynen öyle dayatmıştır. Aynen. Yani. Ama ihlas bunu aştıran bir duadır. İhlasın içindeki sır da ehattır. Ehat tek olmak demektir. Bir olmak anlamına gelir. Yani türediği yer tek olmak anlamına gelir. Yani ben bir İhlas suresini okuduğum zaman 40 defa, ben aslında o bilinci reptilen kompleksimi yenmek için ulaşıyorum. İhlasıma ulaşıyorum. Bak ihlas okurken kök çakradan iki elini kaldıraraktan, tek tek o çakralarını gezdirerekten, ihlasının en son e, duanı bitirirken tepe çakranda bitireceksin ki bir olmak, aslında bütün sistem bir etme. Aslında bütün sistem birleme. Taş çakraya doğru. İşte bu ehad tek bir. Hani tek bir deriz ya, Tek biri bir etmek, sonsuzluğa ulaşmak. Bu kapıda her şeyi biz eden yakıcı nur ışığıyla, biz buna ne diyoruz şifada? Mor ışık deriz. Yakıcı nur ışığının o reptilian kompleksi jup diye yok etmesidir. Çünkü ihlasla artık oraya sen ulaştığın için sürekli bütün çakralarını aşıp geldikten sonraki ihlasla tek ettiğin yerde reptilian kompleksi yendin. Bitti. Maddeyi de aştın ama hala burada yaşıyorsun. İşte o yakıcı nur ışığı, mor ışığı şifaya dönüştürdüğün zaman ne öğretiliyor sana biliyor musun? Bu Hakan Tuç bedeninde. Bu dünyanın nimetlerinden de faydalan rızık, bereket, bolluk içerisinde ama bağlantında kalsın diyor sana. Yani eğer Allah Teala Celle Celaluhu bizim eğer 7 24'ümüzü ibadetle geçirmemizi isteseydi bizi melek olarak yaratırdı. Ama bizi Cüzi iradeyle yarattı. Çıkamadığın yerde dedi ki külli irademi bana başvur dedi. Yani ben bana yardım, ben yardım sana. ederim sana dedi. Şimdi bu dalga boyutunu aşıp reptilen kompleksi yakıp geçmesini sağladığımız noktadan sonra artık neredesin biliyor musun? Hu makamındasın. Hani haydan gelip huya gitmek dedim ya müzik notasında. Artık orada hu anlamına gelmiş olur ki bu bizim için. Bunun adına da ne diyoruz biz biliyor musun? Yasin suresine geçen kün fe yekünün sesi. Ol der ve olur. Artık senin kelamın o yaratılıştaki hakikat ilmine ulaştığın için yeah. söylediğin her şey bak kün fe yekün. Ne oldu? Bak kün diyorum şu parmağımı kalbimin semavi kapısına koydum. Kün fe diyorum. Bak fe diyorum boğaz çakrasına kelama gelmek. Kün fe yekün. Bak artık açtın. Kün fe yekün. Ol der ve olur. Artık ne yaptım biliyor musun? maddeye açtığın için her bir söylemini maddeye dönüştürdün. İşte biz buna bizim anlayacağımız dilde yaratılışın insandaki tekamül sırrı. Eğer buna ulaşırsak sadece bizim neden bu ülkede kandillerin kutlandığını... Aslında e, kandilleri ağaçlarda yakılan kandillerin isminden geldiğini algılarız. Kandili bir mübarek isim gibi algılamayın diye söylüyorum. Hani... Bizim için mübarek olan duadır. Kur'an'dır. Değil mi? Ama kandil günü. Ya kandil günü diye Allahça bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de yok. Kandil diye geçiyor. Hani kandil ismi geçiyor. Ama bu kandil değil. Hani bu kandilden bahsetmiyor. Ama birazcık araştırsınlar. Osmanlı'nın ismini vermeyeceğim bir padişah döneminde bu mübarek zamanları anmak için ağaçlara kandiller astırıyor. Kandiller ve kandil resmi olarak anayasa gibi resmi olarak kandil günü ilan ediliyor. Kandil günü oluyor. Kandiller oluyor. Ve sadece bu ülkemizde ismi geçen bir şeyden bahsediyorum. İşte bunun gibi bazı şeyleri aşarsak hakikatleri o zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbine yönelmiş oluruz ya. Ve Abdülkadir Geylana Hazretleri ile başladık. Abdülkadir Geylana Hazretleri ile de bitireyim. Allah'a aşamayan bizden değildir dediği noktada Yaratılmış, putlaştırılmış, kendi işinize gelen Allah'ı yaratmayı yıkmaya gidersiniz. Yani sevgili Hakan, mutla nikahını kıyın ve bir gecelik zina yapın diyen bir benim Allah'ım yok. Yani öyle bir Rabbim yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir gecelik bir mutla nikah yapın, size serbest bu diye bir şey yok. Zaten bunu yapıp da eğer sen Allah'ını yarattıysan o senin problemin. Senin derdi. Anlatmaya çalıştığım şey Abdülkadir Geylan Hazretleri ya. Efendimizin. Sözü bu. Yoksa herkese saygım var. Herkes istediğini yapabilir. Öyle bir yolculuk ki birden yola çıkıp maddeyi deneyimleyip tekrar birde buluşuyorsun. Bir olmak için. Bir olmak için. Bir olma yolunda bir yolculuk. Yaralı dışın sırrı bu aslında. Eyvallah. Çok güzel anlattın. Yüreğine sağlık Allah olsun. razı olsun. Güzel bir şey. Evet Ercan Han Üşümez de yaralı dışın sırrından bahsetmek Sizler de bize kıymet verdiniz, zaman ayırdınız, bizleri izlediniz. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşçakalın.